Hacı Bey hoş geldiniz. Ben sizi tanıyorum efendim. Adınızı, soyadınızı, her şeyi biliyorum. Ne iş yaptığınızı biliyorum ama seyircilerimiz de eminim sizi tanıyanlar vardır. Belki tanımayanlar olabilir. Şöyle bir kendinizi tanıtır mısınız efendim? Evet. Ben Nihal Sözen'i gazeteci yazarı, savaş mühendisi. Yaklaşık 25 yıldır bu mesleğimi icra ediyorum. Evet. Eğitimimin büyük bölümünü yurt dışında aldım. Evet. Savaş mabedi eğitimini yurt dışında aldım. 10 tane ülkede görev yaptım. Evet, şimdi size sorularım olacak efendim ama şimdi yeni yaptığımız işle ilgili. Şu anda biliyorsunuz Türkiye'nin sağında sonunda bir sürü savaş var. Savaş muhabirliği gerçekten zor bir olay mı? Yani savaş zaten zor. Her şeyden önce zor olan bir şeyin muhabirliği de zor oluyor. Çok zor. Önünde burun buruna olan bir meslek bizim mesleğimiz. İlla orada bir fotoğraf çekilecek, bir video çekilecek ve gönderilecek. Ve savaşı içlerine kadar girebiliyor musunuz? İçlerine kadar girebiliyor savaşın. Savaşın içlerine kadar girmek de zaten çok tehlikeli bir durum bu. O yüzden tabii ki savaş muhabiri eğer çok yetenekli ve bu konuda elverişli seviyede bir eğitim aldıysa herhangi bir sıkıntı olmadan savaşın içlerine kadar girebiliyor. Ama bizim Türkiye'mizde geçtiğimiz yıllarda Gürcistan, Rusya arasındaki savaşta olduğu gibi 5 tane muhabir bir tek arabanın içerisine doluşup da savaş meydanının içinden geçmeye kalkarsa o zamanki olduğu gibi taranır ve yaralanır, ölür. Her şey gerekir başına. Yani bir savaş muhabiri her an ölebilir. Savaş muhabiri öyle yapmaz zaten. Onun için bizim ülkemizde savaş muhabiri yok zaten. Peki günümüzdeki, bizim şu an Türkiye'nin içindeki savaşla ilgili soru sorularını, Diyarbakır, Suruç'ta bir sürü olaylar karıştı. Türkiye'de PKK biter mi efendim? Türkiye'de PKK bitmez. Ben de aynı görüşteyim. Türkiye'de PKK bitmez. İstediğiniz kadar özgürlük verin. Yine bitmez. Çünkü Türkiye'deki PKK dış kaynaklı bir durumdur. Türkiye'deki Kürtlerin büyük çoğunluğu PKK'yı desteklemez. Dış kaynaklı olduğu için Ermeni, ondan sonra Avrupa Birliği ve Amerika destekli ve şimdi Rusya destekli bir örgüttür bu. Onun için Türkiye'de PKK bitmez. Kürtlerden de çok büyük destek almaz ama ona rağmen yine de Türkiye'de Kürtleri temsil ediyormuş gibi görünebilir. Örgüttür, delikanlıdır. Evet, şimdi savaş muhabirinden elinizi ayağınızı çektiniz efendim, değil mi? Tabii, İzmir'deyim. Şu anda yaptığınız işlerle ilgili biraz bilgi alayım. Ben 11 yıl oldu yurt dışından döneli. 11 yıl içerisinde Avrasya Gazetesi'ni kurmuştum daha önce. Avrasya Gazetesi'ni 2 yıl önce bıraktım, kapattım. Sonra bu geçen yıl, geçtiğimiz 2015 yılı içerisinde Haberci Gazetesi vardı. İşte Haberci Gazetesi'yle de tekrar meslek hayatımıza devam ettiriyoruz. Bir ekibimiz var, onlarla birlikte. Bir de örtmüş olduğumuz yerde. Çok güzel, gerçekten İzmir, bir yer. İzmir haberlerini yapmaya çalışıyoruz. Basında paylaşıyor musunuz haberleri? Tabii bizim gazetemiz normal çıkamadı zaten. Haftalık bir gazete. Aynı zamanda internet sitemiz de var. İnternet sitemizde bunun biliyorsunuz günümüzde internet en yaygın haber ağı şu anda. Seyircilerimizi merak edip girebilirler. Tam adres. www.habercigazete.net. Evet sayın seyirciler, şu anda ekranlarınızın alt kısmından görüyorsunuz. Orayı tıklayın ve daha detaylı olarak bilgi alabilirsiniz. Peki savaş muhabirliği sırasında ünlülerden biriyle herhangi bir hiç diyaloğunuz oldu mu? Savaş muhabirliğim sırasında Balkan ülkelerindeki bütün ülkelerde görev yaptım. Yani 10 ülkenin tamamını görev yaptım. Ünlüler derken politikacılardan bahsediyorsunuz. Politikacı, haber muhabiri, yani canlı bağlantılar kuruluyor ya hani böyle. Zaten 13 sene ben onun işi yaptım. 13 sene içerisinde hepsi Bill Clinton'la dahil olmak üzere. O zaman Bill Clinton vardı. O da dahil olmak üzere. O 13 yıl dönemi içerisinde çok politikacıyla zaten çalıştım. Türkiye'den Cumhurbaşkanlarımız o zaman Süleyman Demirel vardı. Benim işte Süleyman Demirel'le 5 yıl çalışma fırsatı buldum. Bundan sonra Ahmet Necdet Sezer'le çalışma fırsatı buldum. Mesut Yılmaz'la çalışma fırsatı buldum. Bakanları çok fazla, Bülent Ecevit'le çalışma fırsatı buldum o zamanlar. Şimdi, çok hangi birisini sayayım? Yani bizim bilinen siyasetçilerimizi söyledim ben. Bunlar bilinenler. Burada en son olarak seyircilerimize bir mesajım var mı? Seyircilere mesajım İzmir'le alakalı bir mesajım olsun.
mesleki olarak olmasın, İzmir dünyanın en güzel şehri. Yaşanabilecek en güzel şehri. Hem ekonomik açıdan, hem sosyal açıdan en güzel şehirde yaşıyoruz. İzmir'in kıymetini bilmek lazım. İzmir'in kıymetini bilirken de İzmir görüşlü kültürü, gelenek ve görenekleri ülke çapına yaymak için gayret göstermek lazım. Dernekleşelim, sivil toplum örgütlerine önem verelim. Onlarla birlikte İzmir'e aynı zamanda hem ülkemize bu görüşü, bu düşünce, bu fikri yaparak ülkemize yayalım. Evet. Hem de aynı zamanda aynı şeyleri yurt dışına yayarak İzmir'in tanıtımını yapalım. Daha güzel günler bizi beklesin. Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Barış diyorum. Sağ olun. Sağ olun. Thank you.